Herkese selamlar dostlar. 14 Nisan UEFA Avrupa Lig tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. 3 tanesine yüksek oranlı tercihim var. Yine 5 tercihe ideal tercihlerle sunacağım. Bir tanesi direkt yüksek orandan. Direkt bunu sizlere söyleyeyim. Şimdi videonun sonunda yine aynı şekilde bir adet sizlere kombin önerisi yaptım. 1.99 oranlı, yani 2 oranlı diyebiliriz. Avrupa'da oynayanlar 2.20 falan. Ondan önce şöyle sırayla raporla gitmek istiyorum. Öncelikle hepinizden bir ricam var. Burada 5000 kişi, 4000 kişi izliyor. Ekrana gelsin ricam. Yazamamış, önemli. Yani yazmışım da. Şimdi anket, 3 dakikalık bir anketimiz var. Bu ankette çok yakın bir arkadaşımın bu üniversitelerde bitirme tezi oluyor ya, onunla ilgili 3 dakikalık kumar, iddia, bunlarla ilgili bir anket. 3 dakikalık bir anket. Sizlerden ricam, açıklama ve yorum kısmında var. Bu anketi doldurmanızdır. 3 dakikalık. Eğer ankete güzel bir katılım sağlanırsa, herkes açık Telegram grubumuz var, bildiğiniz üzere 2400 kişi falan var sanırım. Orada bir gün boyunca tüm canlı bahisleri ücretsiz olarak oraya da aktif edeceğim. Sizlerden ricam ankete hemen 3 dakikalık katılmanızdır. Teşekkür ediyorum. Bunu geçelim. Skor kazananlardan bahsedeyim. Skor kazanan arkadaşlarımız Serhan'la Kasparov isimli arkadaş. Chelsea maçının skorunu 3-1 olarak doğru tahmin ettiler. Kasparov arkadaşımız zaten katıl Telegram üyesiydi. Ona şöyle bir kıyak geçeceğiz. Yüksek misli grubuna dahil edeceğim. 30 TL'lik gruptaydı. 100 TL'lik gruba ekleyeceğim arkadaşımızı yüksek misliye. Ona öyle bir kıyak geçeceğiz. Serhan isimli arkadaşımız da Instagram'dan yazarsa katıl Telegram'ın linklerini alabilirler. Tekrar bir skor yarışması yapalım. Bu skor yarışması yine şunu her zaman söyleyeyim. Bilenler arasından 2 kişi. Bilen herkesi katıl Telegram'a dahil edemeyiz. Çünkü 15-20 kişi biliyor. Öyle olmaz. Bilen 2 arkadaşımızı alıyoruz. Atalanta Leipzig. Benim hareketli tempolu beklediğim bir maç. Zapata da burada Atalanta takımında ilk 11'de başlayabilir. Leipzig de benim çok beğendim ve 2022 yılında Bundesliga'da en fazla puan toplayan takım. Çekişmeli bir maç olur. Sizce maç skoru ne olur? Favorisi zaten yok bu maçın. Onu da belirteyim. Geçelim Şampiyonlar Ligi 1. güne. Bildiğiniz üzere dün Bayern Münih ile Real Madrid'in maçı vardı. Bugün de akşam City ile Liverpool'un maçı var. Ben sizlere ne dedim? Villarreal bu maçta fark yemez. Bakın imzadır ha. Hatta bunu daha yüksek oranlara ben garanti aldım. 3 fark atmasın dedim, yani Bayern Münih garanti aldım. İdeal zaten bunun zaten. Villarreal tarafına gidenler, çifte şansını alanlar bile var. Bana çok fazla mesaj geldi sadece Villarreal hakkında. Yorumlarda da geldi zaten. Teşekkür ediyorum. Real Madrid maçı zaten KG varı zor değildi, geldi. Real Madrid Chelsea de galip geldi 3-1 skorla. Maşallah diyelim. Geçtim. Bayern Münih maçı zaten geldi. Ben de idealden tek bir kombin önerdim. 2 oranlı zaten. Tam oranını gösteriyor zaten. Dedim ki benim günün tek kombinesi. Bu zaten 2 maç vardı. Keza bugün de tekrardan 2 maç var. Sadece onları önerdim. Onun dışında yüksek misli iletişimden yazanlar var. Onlar da zaten İsmail abi yazdı mesela. Hatta Kangal senin yaşı kaçtı? 25 dedim. Ama tecrübe 60 dedim. O maçın gazıyla gelen bir şey. Tebrik etti, teşekkür etti. Bunun gibi çok fazla mesaj aldık. Yüksek misli iletişimin WhatsApp mesajı olduğu için sürekli yazıyor. Hatta ben canlı Telegram grubunda da şöyle anlattım maçı. Hemen ekrana gelsin. En üstte gördüğün Nagelsmann'ın açıklamasını koydum. Villarreal bir hata yaptı ve bizi sağ bıraktı dedi. Maçtan önce böyle bir açıklama yaptı. Ben dedim ürkütmedi değil yani. Bayern bir 5-6 tane atacak. Kadroya baktım. Tek stoper çıkmış, manyaklar. Ama maç bildiğiniz üzere Villarreal de nereden tecrübe etti biliyorsunuz mu? Salzburg'a 7 attılar ya. O çok güzel bir tecrübe oldu ondan dolayı. Canlarımız devam etti. Burada 143.5 üst, 142.68 gelenler gidenler zaten. Canlı olarak editör arkadaşlarımız da, ben de burada zaten elimizden geldiğince yardımcı olmaya ve kazanmaya devam ediyoruz. Dünün gelen canlılarıydı. Hafer maçı 1. yarı 79.5 üst, o geldi. Onun dışında efsane maçlar. Real Madrid maçında mesela ilk yarı bir gole girdi. Dakika 13'te canlı atıldı. Oran yoktu. Baktık maç hareketli, dedik ki alan Avrupa'dan alanlar var, oynayanlar var. İlk yerden bir gole girebilir diyerekten YouTube'dan. Zaten dakika 14'te gol geldi arkadaşlar. Canlı Telegram'ımızda bu şekildeydi. İsterseniz maçlara geçelim. Sizlerden ricam aynı şekilde artı 300 üzerinden bir like seviyesi bekliyorum. 2 dakikanın 2 saniyenizi ayırıp like'a basarsanız sevinirim. Atalanta Leipzig mücadelesi. Bakın oynayan takıma bahis alınır. Ben bunu en son Leipzig maçında söyledim. Taraf tercihi olarak vermiştim hatırlarsanız. Fakat oynayan takıma ben bahis almayı sevinirim. Leipzig'in golü yazdım. Takım çünkü çok güzel futbol sergiliyor. Nkunku, Silva arkalarında 10 numara rolünde olma. Hemen arkalarında Laimer özellikle son maçlarda iyice hücuma katılmaya başladı. Sol bekteki zaten Angelinho'nun attığı o
uzun paslar tam bir Cancelo'ya benzetiyorum. Bu adam zaten daha büyük takıma gider bence. Leipzig'ten daha büyük takıma. Şimdi Atalanta takımında bu maçta Zapata oynayacak mı? Şöyle ben tekrar ekrandan bakayım. Zapata bu maçta oynayabilir. Şu an ilk 11'de Muller'i yazmışlar fakat hafta sonu oynanan Atalanta mücadelesinde Sassuolo 2-1 kaybetti. O maçta ilk 11'de Zapata başladı. Sanırım oyundan da hiç çıkmadı. O yavaştan bir form, tabii ki maç eksikliği var. Adam ne zamandır sakat. Başlara başlamaz belli olmaz. Fakat ben güzel tempolu bir maç bekliyorum. Leipzig'in golünü ben zaten kafama yazdım. Çok güzel top oynuyor. Atalanta kendi evinde özellikle sol bek Zappacosta soldan çok gelmeye çalışıyor Atalanta takımı. Zappacosta'nın olduğu yerden. Oradan güzel bir verim yakalayabilirler. Atalanta'nın da golüyle bu maçın zaten ideali sizlerin de düşündüğü gibi KG var aldım. KG var aldık mı? Yüksek oranla ne yapabiliriz diye baktığım zaman da Atalanta burada biraz saldıracaktır kendi evinde. Dünkü Real Madrid maçı gibi mesela. Orada Chelsea saldıracaktı. Bu maç tam örnek olmadı Real maçı da. Her neyse Atalanta biraz daha saldırmak isteyecektir. Çünkü ilk maç 1-1 bitti. Bir avantajı yok çünkü. Burada Leipzig de arkadaki boşlukları değerlendirebilirse Atalanta kalesine 2 gol atabilir. Deplasman 1.5 üstün oranı da 1.96 orandan öneririm. Geçtim. Barcelona-Frankfurt mücadelesi. Barcelona'da Xavi geldiğinden beri sanırım 17 maçtır kaybetmiyor. Güzel bir seri. Frankfurt'ta hafta sonu imza maçımdı. Onu belirteyim. Freiburg'da oynadı. Dedim ki 0-2 çifte şansı zaten ana kombineme ekledim. Hatta Freiburg bu mücadeleyi kazanabilir diyerekten ilerledim. 2-1'lik bir Freiburg galibiyeti geldi. Frankfurt kaybetti. Çünkü akılları bu maçta olacaktı. Ekstradan da Freiburg'un da bir iddiası vardı. Kaçırmaz dedim. Öyle de oldu. Şimdi Barcelona burada affeder mi? Ben Barcelona'nın kazanmasını bekliyorum. Sanırım 1-20 gibi bir oran açmışlar Barcelona'ya. Ama biz bu taraftan ben Barcelona'nın galibiyetine gideceğim de oranı oynatacağım biraz. Barcelona alır 1.5 üst yapayım mı dedim. Ya dedim bu Barcelona sağa solu belli olmaz. 1.5 alt değil. Ben en iyisi şöyle yapayım dedim. Barcelona alır ve 4.5 altında sizlere tek bir ideal tercih. Oranı da yüksek. Gollü bir maç bekleniyor sanırım. 1.57 gibi bunun oranı var. Barcelona alır. Maç sonu 1 ve 4.5 alt. Böyle bir önerim olacak sizlere. Değerlendirirseniz Frankfurt da tabii etkili olacaktır. Özellikle Frankfurt ilk golü falan bulursa aman yarabbim maç büyük kızışır. O zaman canlıdan gitmek gerekir. Ama benim maç önü Barcelona'nın kazanmasını ve maçta 5 gol olmayacağı yönünde bir önerim var. Değerlendireceklere bol şanslar. Üçüncü maçım Lyon-West Ham mücadelesi. İlk maçta ben sizlere dedik, hatta ana kombineme koydum ben bunu. Dedim ki bu maç 2-3 gol biter ki maç 1-1 bitti. Lyon ciddi anlamda tecrübesini konuşturuyor. Bu tür ayaklarda West Ham ne kadar son dönemlerin, son yılların diyeyim, son 2 yılın Premier Lig'deki flash takımlarından bir tanesi olsa da bu tür yerlerde genellikle tecrübe konuşur. Lyon'da Avrupa tecrübesi oldukça yüksek takımlardan bir tanesi Lyon takımı. Buna şey de diyebilirsiniz şimdi. Kardeş sen bunu anlatıyorsun. Lyon tamam tecrübe fakat eskiden tecrübeliydi. Baylar öyle değil. Bu işler kültür meselesi, maç hazırlanma meselesi. Mesela bayram havası nasıl olur? Bir bayram olur, sabahında nasıl maç şey olur, aileyle konuşma falan. Bu maçlarda böyle. Takım içindeki hava falan ekstra bir motiv olur. Lyon burada bence bir adım önde olabilir. Fakat ben bu maça tekrardan bir yüksek oranı gideceğim ve ilk maçtaki tercihimi burada tekrarlayacağım. West Ham ne kadar sağlam olsa da bu arada West Ham da son maçında kaybetti Brentford'a ligde. Lyon'da dakika 90'da attı berabere kaldı. Kadrolarda ufak tefek rotasyon da olsa ilk 11 oyuncuların hepsinde neredeyse ideale yakın kadrolar çıktı. Ben hatalar da olabileceğini düşünüyorum. Yine yorgunluk hissedilebilir. Bireysel hatalar ön plana çıkabilir. Ben mücadeleyi sizlere 1.86'lık orandan 2-3 gol tercihini önereceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Rangers-Braga mücadelesi. Bu maçın zaten ideal tercihi. Yani sizlerin de şöyle ilk bakışta KG var olarak alabileceğiniz bir mücadele. Ne beklersiniz oranlar açılmadığını? Ben 1.45 yani 1.50, 1.55 olsun. 1.74 mi ne oranı var? Aynen 1.74 oranı var. KG varanın. Şimdi ben Rangers'a bakıyorum. Rangers biraz sallantıda. Nasıl sallantıda? Celta'ya yenildi. O maçta çok fazla bir verim oynayamadı ve kalesinde Celta'ya karşı çok fazla pozisyon verdi. 90 dakikasını izledim. Son mücadelesinde Braga'ya karşı kalesinde Braga deplasmandaydı Rangers takımı. İsabetli şutu yok. Braga'nın 2 tane direkten dönen topu, iptal edilen golü, onun da az şutu var tabii Braga'nın da. Kaçan net pozisyonu da var Braga'nın. 1-0 galip geldi. Bu maçta Rangers riskleri alacağından dolayı yüksek orandan, genelde yüksek oran çıkmış buna. Ben ideal yüksek oranda çıkartırım diye düşünüyordum da. KG var oranı görünce çıkartma gereği duymadım.
1.74 gibi orandan KG var önerdim. Değerlendirecekler bu yönde. Değerlendirme yapabilir arkadaşlar. İdealdir veya risklidir diyebiliriz. Slavia Prag-Feyenoord mücadelesi. İlk mücadelesinde tekrar KG var olarak aldığımız, gollü beklediğimiz maçlardan bir tanesiydi. Bu iki takımın oyunu gerçekten güzel. Bakın, Slavia Prag'ın isabetli 3 şutu var mesela. Önceki maçta 3 tane de golü var. Ama kaçırdığı 4 tane de net pozisyon var. Feyenoord biraz daha etkiliydi, pozisyonlara girdi. Maç yine gollü bir maç geçecektir diye bir düşüncem var benim. Çünkü oynanan oyun tempolu. Şey gibi düşünebilirsiniz. Eğer bir benzetme yapacaksanız Bundesliga 2'de oynanan futbola benzetebilirsiniz. Ciddi anlamda ataklı ve tempolu maçlar sergileyen iki takım mücadelesi. Birbirlerinin kimyası da iyi tuttu. Bu maçta da şimdi Slavia Prag eğer biri atarsa, özellikle hangi takım atarsa diğer takım baskıyı kuracağından dolayı idealden bir KG var. Alınabilir. 1.38 gibi orandan kombineme de koydum. Yüksek orandan da yapabiliriz diye baktığım zaman da erken bir gol gelirse ilk maçtaki gibi ilk yarı 1.5 üstte 2.19 gibi orandan sistemlere veya düşük bir kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. 5 mücadelem bu yönde. Sizlere bir adet de kombine adresi yapacağım. Sizlerden ricam videoya like atmanızdır. Hemen bir hatırlatma daha yapayım. Anket var bildiğiniz üzere. Yorumlarda ve açıklama kısmında anket bıraktım. Rica ediyorum kumarla ilgili, böyle kumar betle ilgili bir anket bir arkadaşımın. Eğer güzel bir katılım gelirse, dediğim gibi bir gün, hafta sonu olabilir, tüm canlıları herkes açık Telegram grubunda sergileyeceğim. Sizlerden ricam bu anketi doldurmanızdır. Teşekkür ediyorum ve kombin önerimiz ekrana gelsin. Kombin önerimiz 1.99 gibi orandan. Ulan tam 2 yapamadım ha. Uğraştım biraz oynayayım falan diyerekten, 1.5 üst mü yapsam diyerekten de dedim kazanalım dedim de 1.99 olsun, 0.01 eksik kalsın dedim. Burada da Atalanta maçını ben gollü bir maç bekliyorum. Özellikle Leipzig tarafından bir goller beklediğimi belirteyim. KG var olarak 1.44 gibi orandan değerlendirme altına aldım. Slavia Prag-Feyenoord mücadelesinde anlattığım sebeplerden dolayı yüksek oranlarla zaten ilk kere 1.5 üstte bile gidebilir, 2.19 gibi orandan diye anlattım. Değerlendireceklere önerimdir. 1.99 gibi orandan sizlere ideal kombin önerisidir. Değerlendireceklere bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.